videodaki TikTok'ları sadece oyun severler anlayabilecek bu tarzda içeriklerin devam etmesini mi istiyorsun? O zaman kanala abone ol. Müşteri, neden bu kadar fazla lag var? Bilgisayarın içinde o kadar böceği nasıl soktunuz? Ne işi var onların orada ya? Hemen alman gereken bir adet alev silahı yani. Ona anca o lag öyle gider. Abi aile kurmuşlar, şehirleşmişler resmen orada. Minecraft'ta sıradan bir lav sulara gitti. Oo, 3 boyutlu. Abi çok gerçekçi ya. Bakalım burada nasıl bir portal çıkacak gerçekçi modda. Normali buydu. Oo, bu çok iyi. Bu aşırı iyi. Abi böyle bir mod var mı ya? Ben bu kadar gerçekçisine rastlamadım. Bu çok güzel. Böyle gerçekçiyle alakalı bir video çekmiştik de bu kadar gerçekçi değildi ya. Kütüphanede tamam, büyük kitabı. Abi bu gerçek ol. Bu gerçek olamaz bak. Bunda kesin bir edit falan var. Buradaki peklerin hepsini teker teker bulabilecek var mı? Varsa bana Insta'dan atsın. Bugün kötü moddayım. VR oyunu galiba bu. Böyle ellerle falan kontrol edebiliyorsunuz galiba. Herkese ne yapacaksın? Bugün modun kötüyse herkese yumruk mu? Abi oyun yalnız çok tatlı görünüyor ya. Ben de isterim böyle alayım, yumruklayayım etrafı. Dünyanın en iyi klavyesini görmeye hazır mısınız? İşte karşınızda dünyanın en iyi klavyesi. Abi görüntüler falan var. Sen tuşa basınca sular oynuyor falan. Çok garip değil mi ya? Kendi ekranları var. LED ekranları. Orada size animasyon çıkarıyor. Yani istediğiniz animasyonu koyabilirsiniz. Şöyle rahatlatıcı bir oyun oynarken şurada balıklar olsa, şöyle deniz, dalga, kum, güneş falan olsa çok iyi olmaz mı? Fiyatı yalnız birazcık fazla. Yani onun dışında alınabilir. Eğer bundan istiyorsan like'la. Çünkü ben istiyorum. Bu adamın videoları bayılıyorum ya. Her şeyi reloadlayabiliyor. Bakın gitti anahtarı reloadladı. Şimdi bu ne ya? Abi rol gibi bir şey. Tuvalet kağıdı mı? Adam onu reloadladı. Tripod mu? Yalnız tripod gerçekten silah gibi durmuyor mu? Onu reloadlıyor şu an. Abi çok iyi ya. Gerçek bir şu an silah sahnesi görüyorum ben. Lamba reloadladı. Abi bu... Ben de dur bir şeyler reloadlayacağım. Dur video bitsin. Bu ne? Oyuncak laptop reloadlıyor ya adam. Çok güzel görünüyor. Gerçekten şu an oyunda gibiyim. Masada reloadlayacak bir şey yok. Tamam bekle. Işığımı reloadlıyorum. Lütfen buralar devrilmesin. Başlıyorum. Hop. Üçeretle vuruyorum. Yani çok başarılı sayılmaz ya. Ama ne yapayım, kırılacak ekipman var ortada. Su şişesini reloadlasam mesela. Hop. Granny oyunu vardı ya çok eskiden, hatırlıyor musunuz? Onun VR versiyonu varmış, ben hayatımda ilk kez görüyorum. Bunu oynamam lazım abi. Granny'yi oynayıp videosunu çekmem lazım. Sen de bana katılıyorsan like'la. Bu sefer cidden like'la. Şimdi Granny'nin geldiğinde onu tuzağa düşürmek için plan falan yapıyor. Ondan sonra onu oraya kilitledin ama o Granny orayı kırdı kaçtı. Videoda ne yaptığı çok umurumda değil. Ben Granny'nin VR olmasına çok şaşırdım. Alıp oynamam lazım. Ta ilk videolarımda benim Granny oynuyordum ben. Aga be, ne günlerdi onlar. Kaçamamıştık bir türlü kadından. Ha, bu arada eğer oyuncuysan ve bu videoya şu ana kadar da like attıysan seni şuradaki oyun kanalıma bekliyorum. Birbirinden efsane oyunlar oynuyoruz. Lütfen oraya gel, oradan da bana abone ol. Bu oyun da mı VR? Aynen, bu oyun da galiba VR oyunu. Alınıp oynanması ve videosu çekilmesi gereken ikinci oyunda belli oldu. Çok garip hareketler yapabiliyorsunuz. Gravity'de biraz eksiklik var galiba. Şu an Spider-Man misin? Bakalım sonunda ne çıkacak? Çok şekil videolar çıkıyor bunda. Çok garip hareketler falan yapıyorlar. Hazırlandı şu an. Aşağı mı atlayacaksın? Silah var. Tamam. Hadi 3. Atla. Oradan dön. Trick shot mı geliyor? Silahı niye bıraktın ya? Silahı niye vuruyorsun abi? Ne oluyor şu an? Silahı vurdun ama sen örümcek adamsın, onu geri çektin. Abi bu oyunda çok garip hareketler yapabiliyorsunuz ya. Kimsenin aklına gelmez böyle hareketler yapmak. Vur adamı. Ölmedi. Sana doğru geliyor, silah da yok. O zaman iş başa düştü. Adamı al, evir çevir, döv gitsin. Çabuk Minecraftçılar kendini belli etsin. Ne zamandır Minecraft oynuyorsunuz görmek istiyorum. Şu an çok büyük bir crafting table olmadı mı ya? Orada senden bir tane daha var orada. Ona itemleri attın. Tamam. Abi o nasıl bir aks ya öyle? Çok büyük ama ben de böyle bir video çekmiştim, oyun kanalında var böyle büyük itemlerle. Adam dünyayı kazıyor ya. Dünya bitti şu an. 10 vuruşta dünyayı kazdı adam, dünyayı bitirdi. Ben de böyle bir mod oynamıştım, aşırı keyifliydi. Kocaman aks yapıyorsun böyle, kesiyorsun biçiyorsun. Bir vuruşta 500 kare parçalanıyor falan. Git izle, oradan git izle. Aramızda kimler Just Cause 3 oyununu oynadı? Dünyanın en garip oyunu. Her şeyi yapabiliyorsunuz. İneğin arka tarafına roketleri bağladınız. İnek şu an gidiyor. Ya böyle saçma sapan şeyler yapabiliyorsunuz. Abi çok saçma ya. Bak
İnek sana doğru geliyor. Evet, böyle de ölebiliyorsun işte. İneği alıp rokete bağlayıp ineği uzaya da gönderebiliyorsun. Ne bileyim, ineği adama bağlayıp ikisini kapıştırabiliyorsun. Farklı farklı bir sürü şey var ya. Oo, GTA 5. Bayılırım. Dört göz izlerim. Uçakla abi arabayı alıp nasıl bir hareketler ya bu böyle? Bunu şu an gerçek bir oyuncu yapıyor değil mi? Oradan tekrar alttan mı alacaksın? Abi uçağı havada patlattı. Bak ben bu kadar yıllık GTA 5 oyuncusuyum, ben şunu yapamam. Çok garip hareketler yaptı çünkü. Galiba çok güzel bir sistem geliyor. Oh, tableti koydun oraya, yan çevirdin. Orada ışığın var falan. Ne kadar temiz bir sistem, gördünüz mü? Temiz değil mi ya, bak hiçbir fazlalık yok. İki ekran, bir tablet, iki hoparlör, bir ışık, bitti. Başka hiçbir şey yok. Wireless monitör. Oy, yalnız ortam çok güzelmiş ya. Abi 4 tane monitör var. Kasası falan da aşırı güzelmiş. Ben ortama aşırı bayıldım. 55 inç curved oyuncu monitörü. Ben bunun bir muadilini geçenlerde bir AVM'de teknoloji mağazasında gördüm. 55 bin lira fiyatı vardı ya. Abi o kadar içimde kaldı ki yani. Şöyle bir ekran düşünsenize. Şu kadar ekranda oyun oynuyorsunuz ya. Ben daha benim bu inçlik bilgisayarımda bu kadar keyif alıyorsam şu kadarlıkta bilmiyorum, bayılabilirim keyiften. Bu arada ben hala God of War'ı bitiremedim ya. Zor modda oynuyorum. Niye ben oyunu zor modda oynamaya çalışıyorum bilmiyorum ama bitmiyor. Bir boss'u öldürmem yaklaşık 40-50 deneme sürüyor. Ama oyun mükemmel. Fish Tank Gaming PC. Akvaryumda bilgisayar mı? Abi yap bakalım, nasıl saçma sapan bir şey olabilir. Bunu mu yaptın? Ha, şimdi yapım aşamalarını gösteriyor. Eğer bir gün aranızdan birisi ya ben bu bilgisayarıma gideyim de bir akvaryumun içerisine kurayım derse eğer, bu videoyu izleyerek kurabilir. Bir şeyleri birleştiriyor işte. Yani benim mesela hiç anlamayacağım işler. Ben sadece bilgisayar parçalarını birleştirmeyi biliyorum, takmayı biliyorum. Onun dışında ne bileyim custom soğutucular falan hiç anlamam yani, bozarım resmen bilgisayar. Bu şey değil mi diyor, macun, termal macun kağıt şeklinde de mi varmış? İlk kez görüyorum öyle bir şey. Tamam, soğutucu boruları falan. Abi bunu acaba yapmaya kalksak maliyeti nedir ya? Ekran kartı ne? Yakalayamadım. RTX 3070 Ti. Bende de 3080 Ti var. Balık olacak mı abi? Bir kere o önemli yani şimdi. Onun içerisinde balık olursa çok saçma bir şey olur. Çok güzel oldu da balık yok değil mi? Balık olsa gerçekten saçma olurdu çünkü fanlara falan çarpar, ne bileyim radyasyon alır, yazık gariban balık. Keşke bir takipçimiz çıksa dese ki ya ben bu işlerden anlıyorum, gel senin bilgisayarı akvaryuma yerleştirelim. Yerleştirelim abi, gel beraber yerleştirelim ya. Minecraft'ta Ender Dragon'un öldürme sahnesi. Tamam, nasıl bir olay olacak? Çok az canın kaldı. Abi dönüp hemen bir şey yapman lazım hızlıca. Evet işte bundan bahsediyordum. Düşerken onu nasıl yapabildin ya? Düşerken hem oku attı, bir de döndü yere, oraya su koydu, onun üstüne düştü. Dünyanın en iyi Minecraft oyuncusu seçildiniz, tebrikler. Oyuncu bir aileye sahipsin. Oo, ortam güzel, orada birisi oyun oynuyor, tamam. Koridorda LED ekran vardı, fark ettiniz mi? Burada birisi oyun oynuyor. Abi ne kadar güzel bir ailesiniz siz ya. He? Bak orada da birisi oyun oynuyor. Bir şey diyeceğim, beni evlatlık alır mısınız? Sahibinden ikinci el YouTuber. Abi beni evlatlık alın ya. Şaka şaka, ailemi seviyorum. Milyon ver gitmem. Ama güzelmiş, keşke beni evlatlık alacağınızda siz o evi bana verseniz. Şeytan vücudumu aldı. Nasıl ya? GTA'da şeytan yok ki. Var mı? Tamam, göreve giriyorsun. Oradan. Ne oluyor ya adamın vücuduna? Adam bir anda yukarı çıktı. Abi bu GTA'nın böyle saçma sapan bugları var, efsane. Ama ne olursa olsun GTA bence dünyanın en iyi oyunu. Hatta ben şu an bu videoyu bitiriyorum, gidiyorum GTA 5 online giriyorum. Belki de oyunda benimle karşılaşırsınız. GTA 5'te şu uçan motor var ya, onunla böyle deli gibi gezen birisini görürseniz işte o benim. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sadece oyuncuların anlayabileceği TikTok videolarına baktık. Hemen şimdi yorumlara gidin ve sizce dünyanın en iyi oyunu hangisi? Hangi oyunu oynarken çok eğlendiniz, onu yorumlara yazın. Eğer videom sizi eğlendirdiyse hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Özellikle oyun kanalıma gelmeyen ayıp eder. Şuradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.